Pensilvanya'da terör örgütü Fetö'nün elebaşı Fethullah Gülen'in toprağa gömülmesi. Şimdi o haber. Fetö elebaşı Gülen örgütün Pennsylvania'daki çiftlik evine gömüldü. Örgüt mensupları dildi. Cesedi başında İngilizce dualar ve İncilden pasajlar okundu. A legacy that goes all... Dış istihbarat desteği ülkeyi darbe girişimine sürükledi. Milletin meclisine saldırdı. Kumpas davalarıyla pek çok insanın hayatıyla oynadı. Sahte kayıtlar, tapelerle yargıyı dizayn etmeye kalktı. Yargıda, emniyette paralel yapılanmalara gitti. Bürokraside, eğitimde, siyasette kirli operasyonların elebaşı Fethullah Gülen hesap vermeden öldü. Fethullah Gülen'in cenazesi öldü hastanenin morgundaydı. <laughs> Örgütte tat kavgası baş gösterdi. Cenazesi ölümünden 4 gün sonra gömüldü. Bir beyzbol sahasında tören yapıldı. Terör örgütü üyeleri törene katılmak için stadyumla toplandı. FETÖ örgütü mensupları kameraları görünce yüzlerini sakladı. Cenazeye Cevdet Türkyolu, Enes Kanter, Kemal Gülen de katıldı. Örgüt mensubu eski futbolcu Hakan Şükür'ün gelmemesi dikkat çekti. <laughs> Gülen'in cesedi başında saf tutan örgüt mensuplarından birinin firari FETÖ imamı Adil Öksüz olduğu ileri sürüldü.